Arkadaşlar, burada, bu ülkede milyonlarca barınamayan üniversiteliler rahatsızken siz gelip burada sesin mi rahatsızlık yarattığını söylüyorsunuz? Yüzlerce öğrenci yurtlara yerleşemedikleri, özel yurda veya eve bütçeleri yetmediği için orada burada kalarak, barınamayarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bugün üniversitelerinin ne problemi varsa barınmaya dair biz onu birlikte oturup çözebileceğimize inanıyoruz. Yani bugün emlakçılar fahiş fiyat uygulanıyorsa bunun denetiminin sağlanması için gerekirse talep edeceğiz, mücadele edeceğiz. Ev sahipleri gibi problemler var. Emlakçıların fahiş komisyon fiyatları oluyor. Dediğim gibi yani aslında her şeyin temeli ekonomik fakat tabii ki tek şey de bu değil. Hükümetin başarısız politikaları ve bizi bu şekilde sokaklarda yatmaya mahkum etmesi bugün burada olmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi. Biz de hani açıkçası şey demek istiyoruz yani. Yurtsuzuz, evsiziz, kira bedellerini karşılayamıyoruz, yurtların kapasiteleri yetmiyor. Bu yüzden sokaktayız, buradayız demek istiyoruz. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. 1,5 saat arada mesafe var. Diğer öğrenci yurduysa Maltepe'deydi. O da yaklaşık yani bir İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrenci için çok çok uzak bir yerde İstanbul'u biliyorsanız. KYK yurdunda ben mesela kalamadım. Çünkü konum olarak bizim okulumuza çok uzak. Hatta zaten aslında birçok okula uzak KYK yurtları ve aynı şekilde kapasitesi yetmediği için öğrencilerin birçoğuna KYK yurdu çıkmıyor. Buna ek olarak özel yurtlara bakmıştım. Özel yurtlar çok pahalı. Kredi alıyorum. Öncelikle borçluyum. Daha üniversiteye başlar başlamaz bir borç yükünün altına girdim ve bu her geçen gün artıyor. Onun dışında çalışıyorum, düzenli olarak çalışmak zorundayım ve çok yoğun saatler çalışıyorum. Bazen 16 saate varan günlerim oluyor çalıştığım yerde. Ya bu, yani devletin bu politikası, işte cemaat yurtlarına, kendi derneklerinin, işte iktidardaki siyasal partilerin kendi derneklerinin yurtlarına ayırdıkları bütçeleri, ayırdıkları mekan, lojistik imkanları devlet yurtlarına ayırmıyorlar. Gerici tarikatların yurtlarına öğrenciler mahkum kalmasın diye daha çok devlet yurdu yapılsın ve bunlar kamulaştırılsını talep edeceğiz. Bugün kiraların denetlenmesini talep edeceğiz. Bunun gibi aslında en temel yaşam haklarımızı talep etmiş olacağız. Barınmak şu anki ekonomik durumda hepimiz için bir sorun. Üniversite öğrencilerinin burada ses çıkaran özneler olmasının sebebi bence şu, yurt problemi esas bu kira sorununu besliyor. Yani pandemi sürecinde biliyorsunuz 1,5-2 yıl kadar üniversitelerimizden uzak kaldık. Ve bu sürece de burada kalanlar, ailesinin evinde dönmek zorunda kalan üniversiteler oldu. Ki ben de bunlardan biriydim. Ama aynı zamanda burada da evim vardı, kira vermek zorundaydım. Ama ailem bunu karşılaması imkansız. Hem bana verip, ki atıyorum benim ücretlerimi karşılayıp, hem de orada kendi evlerinin ücretlerini karşılaması imkanı yok. Öğrenciye ev verilmez. Öğrenciye verilen evin 2000 liranın üzerinde fiyatlara, orada yazan fiyatın üzerinde verileceğine dair açıklamalar buluyorum. Bunun dışında tabii yani eşya fiyatları, enflasyon, ben eve çıktıktan sonra bunları kendi hayatımı idame ettirebileceğim araçlara ulaşabilmem de inanılmaz pahalı hale geldiler. Yani 650 lira burs verdiklerini iddia ediyorlar ve bunu boğazımıza dizerek söylüyorlar, boğazımıza dizsin diyorlar ama 650 lira bursun 500 lirası zaten KYK yurtlarına gidiyor. Ben KYK'da kalıyorken 500 lira veriyordum aylık. Yani 650 lira o zaman da değildi ve şu an 150 lira bana kalıyor eğer onların matematiği doğruysa. 150 lira kaldığında ben 150 lira insanla nasıl geçinebilirim? Çadır ve kamp olanları için yer gösteriliyor. Bu yerleri biliyorsunuz. Peki bir şey söyleyeyim. Hepiniz ben yer falan bilmiyorum. Bana burada olmadığınız falan çıkmadı. Hayır, ayrıca paramda. Kamp alanı olmadığı için burada hiç kimsenin çadır kurması doğru bir hareket değil. Doğruluk diye bir şey. Buna, doğru yanlış diyemezsin. Yasal bunu mı? Bunu herkes kamp ve çadır alanı. Yasak. Yasal. Yüzlerce üniversiteli, üniversitesini okuyamayıp ailesinin yanına dönerken rahatsız olmuyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Siz burada kamp var diye, ihtimal var diye, çadır kuruyor gibi davranıyorsunuz diye. Olmayan şey davranış biçimleri bakın, üzerinden mi tartışma yaratıyorsunuz? Burada lütfen, lütfen kibar olalım hanımefendi. Biz kibarız zaten. Tamam da siz yapın. O çubuklara basmadan önce bir şey. Evet.